Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere çalınan hesaplarınızı nasıl kurtarabilirsiniz kolay bir şekilde onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar videomuza geçmeden önce aşağıdan video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür diğer videolarımdan faydalanabilirsiniz. Hem de yine bana destek olmuş olursunuz. Peki PUBG Mobile hesabınız diyelim ki çalın. Zaten çalınmasının iki tane yolu var. Ya e-postanızı bilecekler, ya şifrenizi bilecekler, ya Facebook'unuzu bilecekler falan filan. 3 yöntem oldu ama olsun. Peki nasıl kurtarıyoruz hemen sizlere göstereyim abi. Şimdi ilk önce ayarlar butonuna basıyorsunuz. Burada bir destek kısmı var. Bu destek kısmınıza hesabınızın bilgilerini yolluyorsunuz. Normalde istemiyor ama bunun bir taktiği var. Eğer bu taktiği yaparsanız buradan hani hesabınızı kurtarabiliyorsunuz. Sağ yukarıda bir tane mesaj butonu gibi bir şey var abi. Buraya basıyorsunuz ve buraya iki kere hesabım çalındı yazmanız gerekiyor. Tabi bu bilgisayarda C oluyor ama gönder diyorum. Bak şimdi bir taneyi yolladım abi. Hesabım çalındı, gönderiliyor diyor. Şimdi işte dedi ki size daha iyi hizmet verebilmek için lütfen ek bilgiler sağlayın diyor. Tekrardan bir daha hesabım çalındı yazıyorsunuz abi. Hesabım çalındı yazamadım ama yazacağım. Çalındı. Tamamdır. Bunu da gönder diyoruz abi. 3. Şimdi dostlar hesabım çalındı dedikten sonra peki burada ne diyor bize? Bu makalenin yardımcı olup olmadığına falan bakın diyor filan diyor filan diyor. Buradan bu makale bize hayır yardım etmedi diyoruz ve bekliyoruz yeni yanıtının gelmesini. Yeni yanıt geldikten sonra işte diyor ki merhaba askerin senin oyun hesabınızı yasaklandığını sormak istiyoruz. Oyun hesabım yasaklanmadı diyorsunuz abi. İşte çalınan hesaba giriş yapabiliyor musun diyor. Burada evet hala giriş yapabiliyorum demeniz gerekiyor. Hayır derseniz yani yazışma kapanıyor abi, hiçbir işe yaramıyor. O yüzden evet deyin. Burada mesela şifremi değiştirdim ancak hacker hala giriş yapabiliyor. Çünkü hani siz şifreyi değiştiriyorsunuz ama onda hesap varmış gibi düşüneceksiniz burada abi. Sonrasında işte diyor ki lütfen devam etmek için ikinci sosyal medya hesabınızın olması gerektiğinde haberdar olun diyor falan diyor filan diyor filan diyor. Burada da evet'i seçiyoruz abi. Şimdi sizlere geldik en büyük kısma. Bak burada diyor ki 1. PUBG Mobile hesabınıza erişiminiz var mı? Hayır ise şifrenizi sıfırlamak için lütfen sosyal medya ile iletişime geçin. Yani eğer sosyal medyanın sizin elinizde değilse abi hesabınızı hiçbir şekilde kurtaramazsınız, onu söyleyeyim. Ama hani yeni şey çıktı ya, taktik çıktı ya abi. Hani Facebook hesabınızı değiştiriyorsunuz, şeye geçiriyorsunuz, Google'a geçiriyorsunuz falan filan. Bunu yapıp eğer hesabını çaldıranlar varsa bu taktiği kullanabilirler dostlar. Mesela evet ise diyor ki aşağıdaki bilgileri verin diyor. Çalınan hesabın takma adını diyor, karakter kimliğini diyor. PUBG hesabınızı ne zaman oluşturdunuz diyor. Hangi platformlarda PUBG Mobile erişiminiz var diyor. Yani hani Facebook'a bağlayanlar var, Twitter'a var. Ondan sonra Apple'ınki farklı bir şey. Apple'ınkini tam bilmiyorum ama Google Play falan filan. Buradan onu da yazıyorsunuz abi. Sonra sosyal medya platformunuzun hesabınızdaki tam adınız. Yani mesela Twitter'dan bağladınız diyelim abi. Twitter hesabınızın adını soyadını buraya yazmanız gerekiyor abi. Mesela Facebook'sanız işte böyle adı soyadı diyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Burada zaten sizlere örnek vermişler. Sonrasında ise hesabınızı çalan kişi PUBG Mobile'da hangi platformdan giriş yapabilir? Yani karşı kişi hani hesabınızı çaldı ya, iki giriş yöntemi var diyelim. O nereden giriyorsa onu da buraya yazmanız gerekiyor abi. Çünkü o kısmı kaldırıyorlar. Hangi hesabın PUBG Mobile hesabıyla olan bağlantısını kaldırmak istiyorsunuz diyor. Yani işte Google'u mu kapatacaksınız, Facebook'u mu kapatacaksınız, Twitter'ı mı kapatacaksınız, bunu da yazmanız gerekiyor. Sonrasında ise ilk ve son ödemenizi, ekran görüntüsü ve tarihleri. Yani bunu genelde UC yükleyenlerden isterler. Mesela diyelim ki oyun 2018'de başladınız diyelim. Mesela örnek veriyorum abi, 2018'in ocağında başladınız. O 2018'in ocağında diyelim ki bir UC aldınız, Royal Pass aldınız falan bir şey yaptınız. Gidiyorsunuz abi oradan e-posta adresinde gidiyorsunuz. E-posta adresinizden o tarihi bulduğunuzda orada siparişinizi bulabilirsiniz. Onun listesini alıp buraya yolluyorsunuz. Bir de en son alınanı yolluyorsunuz abi. Çünkü buraya bunları yollamanız gerekiyor. Hani bu ilk ve son ödemeniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer hani Perdijital hariç bir yerden aldıysanız Perdijital'e de gidip bakabilirsiniz. Çünkü oradan da gözüküyor. Hani bu böyle bir şey abi. Bunun pek Perdijital'e etki edeceğini düşünmüyorum ama yani bana kalırsa bu bu hani ilk ve son ödemelerinizden ekran görüntüsü dediği şey hani bildiğim kadarıyla sadece Play Store'dan ve App Store'dan alışverişleri de var. Diğerlerinde yok diyebiliyorum. O yüzden bu konuyu tam bilmiyorum ama işte bu şekilde dostlar çalınan hesabınızı kurtarabilirsiniz. Eğer hani hesabınıza bir şey olduysa falan filan. Neyse dostlar bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere diyorum. Bay bay diyorum ve kaçıyorum. Ve yayındayım. Bekliyorum.
the distance, pound for pound, we're a perfect match, pulling punches, we're toe to toe, we're always.